Patatesli bir bulgur pilavı yapacağız. Patatesli bulgur pilavının en büyük özelliği patateslerinin önden küp küp doğrayıp birazcık pişiriyor olmamız olacak. Yöresel bir lezzettir. İkinci şifreyi vereceğiz. 3 kişiye harika kolajenli güzel kremlerimizden hediye ediyoruz. İnsanlık efendim. Evet, şu an ekranda insanlık ikinci şifremiz. Patatesli bulgur pilavı. Gördüğünüz üzere sadece birkaç malzemeyle efsane bir lezzet yapıyoruz. 2 su bardağı pilavlık bulgura ihtiyacımız var. 2 adet patates, tuz ve su. Üzeri için ise 3 yemek kaşığı tereyağından oluşan ana bir malzememiz var. Şimdi bu aşamada patatesleri çok ince ve çok minik şekilde doğramanızı isteyeceğim. Şöyle. Benim sabrım olmadığı için ben bunları şimdi böyle üst üste koyup doğruyorum. Siz tek tek de yapabilirsiniz. Şöyle. Çok minik bir şekilde bunları doğruyoruz. Şey alta koyamadım Nermin. Tatlımızı yukarı koydum. İyi olmuş, tamam. Sırbat. Şöyle güzelce. Yok, tereyağını koymayacağız şimdi Serpil Hanım. Aha, öyle üstüne mi? Yakacağım. Hı-hı. Şöyle. Sıraya koyayım. Çok azıcık, yani bu haşlanacak önden. Su koyacağız. Tamam. Birazcık koydum. Tahtanın ön tarafı. Hı. Evet. Şimdi bunları özellikle minik minik doğruyoruz. İyice doğradığımız, yani iyice minik minik doğradığımızdan emin olun, çünkü büyük doğradığınızda daha hoş durmuyor pilavın içinde. Burada maksat hani gözükmesin. Şöyle. Evet. Bunları da önden haşlayacağım. Lokum tadında efsane bir pilav. Pilav güzelce dinlenecek. Muhteşem bir şekilde dinlenecek. Pilav dinlenirken de biz diğer tariflerimize geçeceğiz. Evet. Daha önce yediniz mi patatesli bulgur pilavını? Ya da hiç denediniz mi? Ya da benden görüp mü yaptınız? Ben senden görüp yaptım. Yediniz mi Hüseyin Hocam? Muhteşem bir şey oluyor yani. Çok güzel yöresel bir lezzet. Ve diyorum ya, ben bulguru tek sevmem. Ama bununla birlikte patates de çok seviyorum. Yumuşacık bir tadı oluyor çünkü. Aynen, yanında da yoğurt. Vallahi of, kuzudan yukarı. Tuzu da bu aşamada koyuyorum içerisine. Sadece bir miktar patateslerimi önden kavuracağım. Bakın şöyle yakından göstereyim. Şöyle, yani doğradığımız patateslerin boyutu bu. Şimdi bir miktar daha önden haşlama yapacağız. Sıcak suyla birlikte. Alayım Serpil Hanımcığım. Evet. 2 tane, 3 tane bolca olursa daha da güzel oluyor patatesimiz. Şöyle. Bunu böyle bir önden sadece lezzet alması için kavuruyorum. Hiç kavurmanıza da gerek yok. Şimdi sıcak suyu rica edeceğim. Küp küp doğradık. Bulgurumuzu da şimdi yıkayacağız. Hatta şu patatesin suyunu ziyan etmeyelim. Bununla şöyle yıkansın. Al Serpil'cim. Böyle birkaç suda nişastasını akıtalım bulgurumuzu. İster misin? Hı. Buyur aşkım. Ben buradan suyumu alıyorum. Şöyle... Patatesin üstüne çıkacak kadar koyuyorum. Şöyle bakın. Burada birazcık bırakacağım yumuşaması için. Çatalla zaten bakacağız. Bütün püf noktalarıyla anlatacağım. Lokum gibi böyle, o kadar güzel bir bulgur pilavı geliyor ki. Yani unutun o sebzeliler, içerisine koyduğunuz biber, soğan falan, hepsinden çok farklı bir aroması olacak. Bu farklı aroması ile birlikte zaten lezzetlendirmiş olacağız. Şöyle üzerine en son yakacağım tereyağı var. Onu şimdi eritmiyorum. Böyle bir tavamın içerisine aldım sadece. Burada dursun. En sonda bulgur pilavını iyice suyunu çektikten sonra buluşturacağım. Ve demlenecek. Demlendikten sonra tereyağı girecek hocam. Püf noktası o. Dilerseniz içerisine kuru nane ve pul biber de ekleyebilirsiniz. Ama ben hiçbir şey eklemiyorum. Sıradaki tarife geçelim. Geçelim. Burada yumuşasın yavaş yavaş.
Onu da bence aşağıya koy, kaynasın. Yok, ben bunu şey yapayım, çorbamızı sıcak su. Aynen, en sonunda kullanacağım çünkü. Gerekecek. Altında kıstım. Ara ara bakacağım. Patatesler olduğun anda atacağım bulgurumu içerisine. Bir şey söyleyeyim mi? Dün yaptım, benim evimde de var bu, biliyor musun? Değil mi? Sen çok sevdin onu. Senden öğrendim ya, çok keyifli, biliyor musun? Serpil bunu ilk yediğinde bayıldı. Bir daha hep yapıyor. Evet, çok, vallahi çok hoşuma. Çok da güzel oluyor, diyor mu ya, ben bulguru kuru sevmiyorum. Yanında yavan da taze geliyor. Fasulye var. Ya bizim, evet, evdeki menüye bakar mısın? Hepsi sayıyorum. Yavan geliyor yani. Taze fasulye ile nefis. Evet efendim. Temizlik şart. Temizlik şart. Önce topluyoruz. İsterseniz tabii, biraz içerisine muskat rendeleyebilirsiniz. Hani aromalandırmak isterseniz. Tabii tamamen size kalmış. Bence bulgur pilavımızın şeyi oldu. Kaynaması yeterli benim pişmesi için. Pişmesi yetti mi diyorsun? Şöyle bir kere daha bir çatal yardımıyla kontrol edelim. İzleyicilerimiz de görsün piştiler mi, pişti mi diye. Şu aşama bakın. Evet. Bakın. Of, gidiyor. Çok güzel. Dağılıyor. Dağıldığını gördüğünüz anda bırakabilirsiniz. Bu esnada zaten zeminde suyumuz var. Üzerine şöyle yıkadığımız bulguru yavaş yavaş döküyorum. Bulgur yıkanır. Nasıl yıkanmaz? İnce bulgur yıkanmaz. Pirinç olan bulgur yıkanır. Ya ben yıkıyorum. E tamam, anket yapıyoruz. Bulgur yıkanır mı yıkanmaz mı? Gel buraya Rabia. Nerede yıkanır. Seni ya? Simya burada yok. Anket çekeceğiz. Nermin Nefes mutfağına gir aşkım, orada benim telefonumdan. Sence ne çıkar? Yıkanır tabii. Ben bence yıkamadan yapmam çıkar ki. Bak sana bakayım derken burada döktüm bulguru. Bu şey olmuyor mu neticede böyle hani... biraz işlemi, su alayım Serpil Hanımcığım. İşlemi bittikten sonra yayılıyor, bir şey, kuruyor. Yani ben ince bulguru bile yıkayan biriyim. Açık ve net söyleyeyim. Çünkü bunların aşamaları gerçekten... Zor ortamlardan, hani tozlu yerlerden geçiyor. Tabii canım. Yani yıkanması gerekiyor. El değiyor. Elin değdiği şeyi nasıl yiyeceksin? Koyarken, çuvaldan doldururken el değiyor. Yani geldi. Şimdi anketi açıyoruz. Evet, yöreselde de açıkta kuruyor. Tabii ki. Açıkta hepten normal yani. Normal olarak yapacak bir şey yok ama. Hiçbir şekilde şey yapmamak lazım. Yani yıkamadan kullanmamak lazım. Hijyen koşulları ve günümüzdeki hastalıkların çoğalmasından ötürü. Bakın suyunu iyice çekti bulguru koyduğumuzda. Geldi mi Rabia'cığım? Soruyorum. Nermin Nefes mutfağına gidiyorsunuz. Bulgur, kalın, pilavlık bulgur yıkanır mı, yıkanmaz mı? Evet mi, hayır mı? Anket başlasın efendim. Program sonunda Yüksel Bey'in gözüne sokarak cevapları gösterelim. Evet. Şöyle bakın, hemen suyunu çekti. Suyunu çektikten sonra burada pilav patates önden piştiği için çok fazla su koymanızı istemiyorum. Ama bu birazcık dediğim gibi böyle lapa tarzında olacak aslında. Yani böyle yumuşacık. Çok seviyorum. Bu pilavı çok seviyorum. Üzerine tereyağını da yakacağız. Risotto gibi birazcık. Evet evet, risotto gibi kesinlikle. Şöyle. Ama bununla tuz az gelecek Serpil'cim. Şu sorbanın tuzunu ben buraya ekleyeyim. Sen al, ben koyarım. Ha. Çünkü patates de tuzu sever. Bulgur da tuzu sever. Bakın tereyağını koymadım daha. Tereyağı kenarda duruyor. En sonunda bu demlenecek, çekecek. Ondan sonra tereyağı girecek. Tuzumuzu doldurayım ben. Şöyle bir tık daha. Bu benim için yeterli. Kontrol ederiz. Gerekirse bir miktar daha ekleyebiliriz. Burada güzelce pilavımız sosunu çekerken patatesli bulgur pilavı kim yaptıysa, kim denediyse bayıldı. Yani sosyal medyada da paylaşmıştım. Pilav da sosunu çekti. Tereyağımız da burada iyice yandı. Onun üstüne dökeceğim. Bir bak bakayım, o tereyağı çok fazla mı yandı Serpil? Ah. Bu kadar da yansın dememiştik yani. Ben sana tekrar şey yapacağım şimdi. Onu kullanma istersen. Kız tam aslında istediğim çok gibi da lezzetlidir olmuş. De. Yok yok, bu tam olmuş. Böyle yapıyorlardı. Bir şey, ben de yerim onu, bakma sen. Akıllı ama bu şekilde döküyorduk. Yani. Oh oh oh. Şöyle. Tuzunu. Döküyorum ben vallahi bunu. Çok güzel olmuş. Oh, of. Yandım yandım. Yandım yandım. Evet, buna bir tık yakmak gerekiyor açıkçası yani. Yandığında tereyağının o kokusuyla çok güzel bir şekilde özleşiyor. Oh. Hatta biz kenarlarını da pilavın tutturmuşuz. Oh. Ben de çok seviyorum öyle. Elimi de yaktım Serpil'e.
Ay kurban olurum bak, emeğli kadının eli yandı, üstüne dişi zaten şey. Üstüme dişim zaten şey valla. Aman bak kıpkırmızı oldu. Aman. Domates ya. Gibi. Tam böyle oldum yani şu an tam. Aman Serpil silverdin lazım valla, yaktım. Var olmaz şimdi mı canım? İçerisine sunucu birazcık atayım. Geliyorum. Oh. Allah'ım iyi ki bu ponçik de burada. Ha, Allah başımızdan eksik etmesi kardeş. Oh, oh, oh. Bu da olmasa. Serpil bunu sunuma alırız birazdan. Çok bir güzel demlense oldu. Bir şey itiraf edebilir miyim? Hmm. Ben evdekini harşamadım. Ay, bir şey mi harşamadın? Böyle bir güzel kavurdum onu. Yıkasın. Çok güzel olmuş. Kapatayım mı? Demlensin. Hmm. Kardeş bu ne sıcak? Ay. Kaşığın dibini yaladım yani. O kadar güzel olmuş. Bu var ya o patatesle bulgur. Yandı Serpil. Ya çok mu kötü? Evet efendim, ekmekler oldu mu? Ekmekler olmadı mı? Yoksa yapamadım mı? Bıçak gelmedi mi? Bıçak da hazırlasınlar. Getir bakalım Serpil. Şöyle getiriyorum. Çok mersi, çok teşekkür ederim. Aman yarabbim, aman yarabbim. Oo. Abi bu nasıl güzel bir kokudur. Şu an bence kesmeyeyim. Çünkü çok sıcak. Ellerim yana yana tutuyorum. Birazdan tadacağız inşallah. Neler yaptık bugün? Günün menüsünde çok lezzetli tariflerimiz var. Ama öncesinde şöyle kuzu gerdan çorbamızla başlayalım. Harika bir güzellikte bizi bekliyor. Hemen akabinde mimoza salatası hazırladık. Yine şıkır şıkır bir görüntüyle sizlere sunduk. Önde bir kule yaptık ama bu gerçekten harika bir kule oldu. Lezzet kulesi. Yan tarafta cheesecake'ten böyle bozma, harika, çikolatalı, zeminde muhallebisi, bisküvisiyle buluşmuş. Üç katmandan oluşan çok güzel bir görsele sahip pasta hazırladık. Hemen akabinde de patatesli bulgur pilavımız var. Yanına cacık da yapabilirsiniz. Soğan da söğüş edebilirsiniz. Aman yeme de yanında yat. Sağlık deposu. Ve tabii ki piyangodan aradan çıkmış olan karbonatlı, yumuşacık, mis gibi ekmeklerimiz. Bunları tabii ilk sıcağa çıkmadan asla doğramayın ki içi hamur kalmasın. Hemen dünün kazananlarına gelelim. 4 kişiye çok hoş bir yağdanlık hediye etmiştik Tuğba'cığımdan. Geliyorum. Evet, Emine Demirci efendim birinci kazanan izleyicimiz oldu. Münife Eski Horon ikinci kazanan. Bahri Saka üçüncü kazanan. Hatice Tolan'da dördüncü kazanan oldu. Sosyal medyada Nermin'in Enfes Mutfağı'nın hikaye bölümünde şimdi kızlar etiketleyecek sizi. Oradan da kendi isminize ulaşabilirsiniz. Son 2,5 dakikamız kalmış. Şöyle kısaca bir sohbet edelim. Efendim dediğim gibi her gün aynı heyecanla Beyaz TV ekranlarında sizlerle olmaya bütün hızıyla devam ediyoruz. Son şifremiz de merhamet. O da şu an ekranda görüyorsunuz. Onu da not ederseniz sevinirim. Nermin'in Enfes Mutfağı'na üçlü krem kazanmak için uğrayabilirsiniz. 3 kişiye bir krem hediyemiz olacak. Ben çok memnunum. Geri dönüşler çok güzel. Gerçekten bu seneki özellikle tariflerimiz çok hoşunuza gidiyor. Yorumlarda da görüyorum. Beyaz TV'nin kendi sayfasında, bizim program sayfamız ve benim sayfamda da sürekli harika yorumlarınızı alıyoruz. Biraz daha tarifleri farklılaştırmaya, sunum açısından bir tık ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında amacımız bu. Yani her şeyin en güzelini en pratik yöntemiyle sizlere sunmak. Bunu da becerebiliyoruz inşallah efendim. Evlerinizde yüzünüzü böyle bir damla da olsa güldürebiliyorsak, tebessüm ettirebiliyorsak ne mutlu bize. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın diyorum. Yarın haftanın ortası efendim yine saatler 13.00'da biz Beyaz TV ekranlarında, mutfağımızda ve evimizde sizlerle olmaya devam edeceğiz. Rabbime emanetsiniz. Sağlıklı kalın efendim.